İddianın sunduğu %100 futbol başlıyor. İyi akşamlar, tekrar iyi hafta sonları sevgili futbol severler. %100 futbolda Rıdvan Dilmen'le birlikte Fenerbahçe Konya Spor maçının bitiş düdüğüyle karşınızdayız. 1-1 tamamlandı karşılaşma. İlk yarıda gelen goller, ilk yarıda özellikle çok tartışılacak kartlar Fırat Aydınus'un. İkinci yarıda 85. dakikada ev sahibi takımın ağlara giden topu Valbuena'nın ortasında Alper'in dokunuşuyla VAR'dan offside sebebiyle geçerli olmadı. Ve yaklaşık 60-65 dakika rakibinden bir kişi eksik oynayan Konyaspor büyük taraftar desteğine rağmen Fenerbahçe deplasmanından bu dezavantajına rağmen puanı çıkarmayı başardı. Karşılaşmanın skoru 1-1. 3 maçlıkta galibiyet serisi, Kadıköy'deki 3 maçlık galibiyet serisi Zenit maçıyla beraber bu karşılaşmada bitti sarı lacivertli takımın. Neler söyleyeceksiniz hocam? Pozisyonlar da var. Tabii görüntümüz yok ama elimizden geldiğince seyretmeyenler için de pozisyonları yorumluyorsunuz bizim için. Ama isterseniz önce genel bir tabloya bakalım. Yani 65 dakika 40 küsur bin seyircinin önünde mücadelesini de tebrik etmek lazım konuk takımı. Öncelikle tabii güzel bir konuyla başladım. Hakem şu anda sahada boşalsın bekliyor oyuncular falan. Biz buradayız, yayındayız. Tabii. Dolayısıyla da bizim hata yapma durumumuz olabilir. O yüzden de genelde pozisyonları yutkunarak yorumlamamız lazım. Gri pozisyonların da çok olduğu bir maç ve kararlar vardı. Bu anlamda şunu söyleyelim. 65 dakika 10 kişi oynayan bir takım puan alıyorsa 40 bin seyircinin önünde, biletli 39 bin küsur seyircinin önünde. Yani kolay bir iş değildir. İşte 33. dakika kırmızı kart. Hatta 66 dakika, çünkü 5 dakika, 4 dakika tabii, oynama. Tabii artılar da var. Sonucumu da yaptırdı. Böylesine bir ortamda, böylesine bir 10 kişi kalmışken 0-0 öne geçip bir de ilk yarının hemen sonunda yani 75'te falan yemediniz beraberliği. Tabii. Bu anlamda bir kere fiziki kalitesi, ligimizin standartlarının üstünde bir fiziki kalitesi var, onu söyleyeyim. Zaten Aykut Kocaman'ın da en önemli özelliği. Bir de Aykut Hoca'yla çok uzun süredir bir kez mağlup oldular. 5 beraberlik, 4 mağlubiyet. Pardon, 4 beraberlik. 1 mağlubiyet. 5 beraberlik, 4 galibiyet, 1 mağlubiyet, evet. Trabzon'da. 3-0 dirençli takım, dirençli takım olduğunu biliyoruz. Fenerbahçe için de zor geçeceği bekleniyordu. Aslında Perşembe akşamı oynanan Zenit maçında hoca kafasındaki 11 lig 11'i değildi gördüğüm kadarıyla. Çünkü Valbuena'yı fazla düşünmüyordu. Slimani'yi de düşünmüyordu Frey düzelmesine rağmen. Slimani ile başladı. Golü atınca da bu kez Valbuena da iyi oynayınca da kafasındaki lig 11'ine bu ikisini soktu. Yanlışsam düzelt. Evet. Neden? Çünkü Slimani bağları kopma noktasına geldi. Dedikten sonra Zenit maçında atılan gol bu maçı oynatmasına sebep oldu. Ha. Mesela Harun'la Volkan arasında tercihini Volkan'a yaptı. Diğer tarafta da şu da değil yani. Bekleyen de Cruyff değil orada yani. Pele değil. Frey'de yani düşün. Evet. Fakat oyunun son bölümünde de Mehmet Topal'ı son 6-7 dakika santrafora attığı zaman Frey kullanılabilir miydi? Bu da soru işareti. Aslında Konyaspor'a ne kadar övgüler yağdırsak azdır. Hatta devre arasında hatırlıyorsan bu maçtan puan alması için ya bir, Serkan çok iyi oynaması lazım. İki, bir tane gol bulması lazım. Kaldı ki 70. dakikada çok iyi vuruş yaptı. Volkan çıkardım. Orada belki puanı kurtarma şansı vardı. Oyunun sonunda da bir offside pozisyonda. Önce onu bir anlatmaya çalışalım. Diyelim ki ikisi de offside diye var çizdi. Alper de, yani gol atan Alper de öndeki Mehmet Topal'da çizgide offside gözüküyor. Diyelim ki Alper geriden çıkmış olsa dahi yine offside. Evet, çünkü aktif alana girdiği için Mehmet Topal dokunmamasına rağmen. Bravo. Bu yüzden Konya takımı zaten Aykut Kocaman'la bir ten uyumu var onlarda. Bir kültürü var. Ve çok boğucu bir ortamda alın teriyle kazanılmış bir puanları var. Kaldı ki oyun içerisinde bana göre atmaması gerekiyordu Yahovic'i. Attı. Öyle bir de sıkıntı da yaşadılar.
Onun dışında tartışmalı pozisyonlar var mı? Var. Örneğin Skertel'in pozisyonu var bir tane. Ben darbenin geldiğini görmedim ama Konya Spor Kulübü bir sosyal medya hesabından darbe göstermiş iki tane delik. Fakat ben pozisyona baktığım zaman tabii ki kimseye ben iftira atamam yani. Onların söylediği. Ama o müdahale geldiği zaman o fotoğrafı paylaşmana gerek olmaz. Allah korusun hastaneye gidersin. Ayak paramparça olur. Yani sakatlanırsın. Oyuncu doktoru istemeden kalktığı için benim darbe yok diye düşündüm. Ayağı yerde diye düşündüm. Yoksa fotoğrafa koyduğunuz zaman kırmızı olabilir. Deliği gördüğünüz zaman iki tane deliği. Eğer o pozisyondaysa öyle diyebilirim. Ama benim gördüğüm sarı karttı. Cahil Son'la ilgili de senin dokunmaya hakkın yok diyorsa kural penaltıdır ama benim futbolcu gözümle ben vermem bu penaltıyı. Çünkü topa sahip olma ihtimali yok Cahil Son'un pozisyonunda ama kural Sipa FIFA kuralları Zuta'nın eli değiyorsa o da kural o diyorsa o da başka bir konu. Ama bugün Fenerbahçe taraftarında, Fenerbahçe kulübünün de hakemle ilgili söyleyeceği çok önemli bir şey yok. Hatta 11'e 10'a devam etmesi VAR'a rağmen ki 4-5 dakika bir açık oturum yaptılar. Evet, VAR ve AVAR'la. Daha sonra Fırat Aydınus top mop oynayan bilir bu ikili mücadeleleri. Oyuncunun oradan ayağının kaçıramamasını anlaması lazımdı diye düşünüyorum. Ama tabii maçın 1-1 bitmesi de Konya Spor'unda 11-10 olmasına rağmen mücadele etmesi. Aslında olan Fenerbahçe'nin liglerin 3'te 1'lik kısmı tamamlandı. Bugün 3'te 2'lik kısmı tamamlandı. 3'te 2'lik kısmında toplam 66 tane puan vardır. Fenerbahçe bu puanların sadece ve sadece 24'ünü, dolayısıyla kaybettiği puan sayısı 42'dir. Yani liglerin bitimini baştan 12 hafta ama 3'te 2'lik bölümü biterken eksi 6'a varaj ve eksi 42 puan varsa o zaman teknik direktör, 3. teknik direktör kadro dışları geri geliyor, uyum sağlayamıyoruz derken açıkça da şunu söyleyeyim. Kazanacak kadar pozisyona girdi mi? Girdi. Kazanacak kadar da agresif miydi? Agresifti. Bu maçı 2-1 kazansa ne diyebilirdi kimse? Kimse diyemezdi. Ama bir şekilde bir türlü şuradan 24 puanı 26'ya yapıp en azından alttaki iki takımla 8'er puanlık fark elde etmek önemliydi Fenerbahçe'nin psikolojisi açısından. Yine tehlikeli olacağını düşünmüyorum. Fakat Ersun Yanal'ın devre arası kampında bir hedefi vardı. Bunu Sayın Ali Koç daha real bir şekilde şöyle bir söylemişti. Ersun Yanal şu cümleyi kullandı. İkinci yarının lideri olacağız. Ali Koç ilk üçe razıyım diyordu. Öyle hatırlıyorum daha doğrusu. Şu ana baktığımız zaman Rize 5 maçta ligin dibindeki Rize 13 puan alırken Fenerbahçe'nin aldığı bir mağlubiyeti var. Bir de kendi evinde beraberliği var. 5 maçında 3'ünü içeride oynadı halde. Bir de deplasmanında nerede oynadı Fener? 5 maçının 3'ünü içeride oynadı. 4'ünü mü içeride oynadı yoksa? Ha, Kayseri'ye mağlup oldu. Kayseri'ye deplasmanda kaybetti. Evet. Geçen hafta. Geçen hafta. Söylediğim gibi Zenit maçı bu maçın 11'ini etkiledi. Oraya geçeyim istersen. Lütfen. Şimdi Perşembe akşamı hoca maça çıkarken bu çok küsmesin. Silimani'den de nasıl olsa mecburen transfer olmadı, kadromda kaldı diye bu 11'le çıkmaya, bu ikisini oynattı. Molsuz da başlattı ki UEFA listesine yazdığı için. Ama işler de 65 dakika boyunca iyi gitti. Neden? Valbuena maçın tamamına yakın iyi oynadı. Silimani de gol attı. Şimdi bu olduğu zaman Perşembe akşamı Ersun Hoca'nın fikri yavaş yavaş değişmeye başladı. Bence. Çünkü Silimani mental olarak bitti diye düşünüyordu. Bu gol gördüğün gibi daha 10. dakikada Mehmet Topal'la anlaşmazlığından yuhalanan bir oyuncu profiline döndü. Evet. Silimani kaçırdıkları goller kadar kulübün tutumu da biraz taraftarla iletişim bozdu. Fakat bu kez de ligin en değerli maçlarından bir tanesinde kaldı ki haftaya Beşiktaş deplasmanına gidiyorsunuz. Silimani oynatmak zorunda kaldım. Ben tahmin etmiyorum Soldado cezalı olmuş olmasına rağmen ki haftaya muhtemelen Soldado oynayacaktır bir maç cezası olduğu için. Şöyle bir şey, bir de Konya takımında bugün bir yıldız kaydı. Fofana'da bir yıldız kaydı. Evet. Ya neler yaptı? Şimdi attığı gol, birinci sınıf kontratak golü. Fakat kontratak sadece hızlı olmaz. Müthiş çalımlarla ve ligimizin en çabuk oyuncularından bir tanesine de. Birebir de hemen hemen herkesi geçti. Evet. Artı ikinci yarıda sağda sallanıp bir tane de sarı kart
gösterdi. Bir kere şunu söyleyeyim. Ligin devresi bittikten sonra kafalarda olmayan en önemli oyuncu Fenerbahçe adına da Dirar. Ve transfer Sadık. Evet. Özellikle Dirar'ın performansı, ah bu arkadaş neredeydi haftalardır dedirtecek kadar. Hatta UEFA kadrosuna niye katılmadı diye tartıştık. Dedim ya, UEFA aslında ligdeki konumundan dolayı bence Ersun Yanal'ın çok hedeflediği bir şey değildi. Şimdi 1-0 olunca olay tabii daha farklı boyuta gidebilir. Dirar Fenerbahçe adına ikinci yarıda tamamında iyi oynadı. Hatta bugün bence takımın en etkili oyuncusuydu. Konya adına Fofana ve fiziki kalite olarak tabii özellikle şeyin mesela Zayt. İlk defa izledik. Nasıl ilk gözlemleriniz? Şimdi acaba haftayı kullanacak mı? Bence kullanmayacak. Gole yakın eğer mı hocam sizce? Slimani ile Valbuena ile başlanıyor ise, Elif ile başlanıyor ise Avrupa listesinde yok mu Zayt? Yok herhalde. Var mı? Arkadaşlar yok baksın. Hayır, sonradan geldi galiba. Hayır, sonradan öyle mi? Arkadaşlar bir Avrupa listesine bakın. Ben yok biliyorum hocam. Çünkü dahil edilen fena bir oyuncu değil. Fena bir oyuncu değil ama şey değil. Şu anda böylesine kritik maçta daha hazır oyuncuyla oynamakta fayda var. Tabii ki Mehmet'in olmaması önemli. Ekici'nin yok hocam. Mehmet'in olmaması önemli. Hadi bu maçta da oynayabilirliği olabilir. Fakat oyun içerisinde sürekli enteresandır. 11-10 oyunda 60'lardan sonra düşecek olan takım her şeye rağmen birkaç sağdan soldan gelen ortalardan kafayla uzaklaştırdılar veya tehlikeydiler ama yine de direnç gösterdiler. Ben açıkçası 60'tan sonra biraz düşerler diye düşünüyordum şeyin. Konya takımının ve kaldı ki Valbuena'nın sahada olduğu maçta Fenerbahçe kendi açısından en çok korner kullandı. Yani evet, keşke Valbuena olsaydı diyecek bir durum yoktu. En çok kullandığı korner. Fakat orada Aykut Hoca Yatabari'yi niye soktu? Hani klasik topu tutsun var ya. Bu önemli de bir de muhtemel duran toplarda uzayayım diye düşündü diye düşünüyorum. Ama Fenerbahçe kısaldı buna rağmen. Elif Alper. Evet. Mehmet Topal'ı oraya kaydırıyorsunuz. Evet, evet. O yüzden taktiksel anlamda veya bireysel anlamda bir takım hatalar var. Ama bir gerçek var ki koskoca Fenerbahçe'nin durumu. Maçta da açıkçası hakemle ilgili illaki bir serzenişte bulunacaksa Konya tarafının bulunması lazım. Kart sebebiyle. Kart sebebiyle veya hangi sebep olursa olsun. Bu zor arada, bir durum. Tolgay, üçüncü Tolgay mıydı? Evet, Tolgay. Sadık, Tolgay, Moses aldı. Evet, doğru. Teknik olarak hata ararsak her teknik direktörü de buluruz. Ama oyunun devamında sürekli şekilde şeye doğru gitmesi, yani taktiksel anlamda karışıklığa doğru gitmesi de olgun takım olma görüntüsünden uzaklaştırıyor Fenerbahçe'yi. Ama bunun da güvenle ilgili bir problem var. Ama senin de programı açarken söylediğin gibi Zenit maçı bir moral olur diye düşünürken ve evinde oynadığı son iki maçı kazanmış bir Fenerbahçe'den bahsediyoruz ligde. Hem Malatya'yı hem Göztepe'yi hem bir takımdan bahsediyoruz. Ve 39 bin küsur, yani 40 bin tane seyirci gelmiş ve coşkulu bir seyirciyle 66 dakika 10 kişi oynayan bir rakibi yenemiyorsanız o zaman başından sonuna kadar işte Volkan'ından kurtar abi sen de o zaman o kontrata atıyorum. O kadar ailece yollama. 11-10 kaldılar diye mesela. Belki de Yahoviç olmuş olsa duran topta sonra dönüşte Yahoviç kalmış olabilirdi duran topa gitmediyse. Evet. Bu, yani bir takım dalgınlıkları oyun içerisindeki dağınıklığa bağlıyorum ben. Peki şu mesela Moses'la Valbuena sürekli yer değiştiriyor. Ya kanat oyuncuları yer değiştirir ama gittiği zaman bir 20 dakika oynar orada. Niye? Dirar Moses alsınlar. Mesela İslam'ın olmaması bugün oradaki mekanizmayı işleyen olayı biraz işlemedi değil. Ama problem yarattı. İkinci sorum o olacaktı hocam. Birincisi böylesine bir atmosferde ve bir kişi yaklaşık bir saat fazla oynamışken son 10 dakikada daha coşkulu bir Fenerbahçe olamaz mı? Yani o coşkuyu görebildiniz mi? Futbolda koşu mesafeleri hatırlarsak Aykut Kocaman bu koşu mesafelerini konuştuğu zaman Türkiye'de alay konusu oluyordu.
Ersun Yanal konuştuğu zaman, Abdullah Avcı da konuştuğu zaman böyle hatta yemeklerde bile şeydi. Koşu mesafesi çok önemli ama bir de şu da var. Oyuncuların şu kora kor mücadeleleri var ya. Güç. Dikkat edin, güçlü abi. Evet. Yani Konya takımı çok hızlı oynamayabilir. Fakat bastığınız şöyle zaman söyleyelim. Aykut Kocamanlı Konya takımının 160 kilometre arabası var. Fenerbahçe'nin 200 kilometre diyelim yani tamamen sallıyor. Yapı maksimum evet. Kadran onu görsün. Fenerbahçe dağınık görüntüsünden dolayı 150'lerde gidiyor. 161'i zorluyor. Kadranı dayıyor değil mi? Dayıyor, dayıyor. Yani motoru bozacak. Evet. Yakacak motoru yani. Ama oyuncuları kora kor mücadelelerde omuzu bak. Dikkat et Ali Turan 1.90'lık bir stoper değil. Evet. Ama koyuyor omuzunu lak diye çıkıyor. Slimani'den alıyor kafayı. Slimani hatta birkaç faal yapmak zorunda kaldı. Veya 10 küsür tane, 11-12 tane kornerden 11 kadar saydım sonra bıraktım yakasını. Çoğunu onlar vuruyor ilk. Evet. Evet. Bir tane hareketli topu Dirar kesti. Ayev koşarak şey vurdu. Yani. Onu da Serkan inanılmaz bir reaksiyon göstererek çıkardı. Fenerbahçeli olmak gerçekten sadece bu yılla ilgili değil, kolay değil, zor olduğunu bugün görebiliyoruz. Biraz önce gelirken Fenerbahçe arkadaşlar son dakikaları heyecanlı izliyor. Evet. Şimdi ikinci sorum da İsra'dan girdiniz hocam, onu soracaktım. Ekici, İsra, Soldado, Tolgay. Yani kafasındaki dört önemli oyuncu Ersun Yanal'ın ama yani bilmiyorum, ben sanki ekici olmayınca organizasyon çok aksıyormuş gibi geliyor. Yani onun 60 dakikasına bile ihtiyacı var. Muratcığım en sıkıntı şu. Kenarları indi mi Fenerbahçe? İndi. İndi. Orta attı mı? Yaptı. Valbuena, Dirar sayısız. Problem şu oldu. Şut yok, şut. Yani, ekici vuruyor. Evet. Bugün ekici muhtemelen 5-6 tane vururdu. Olur olmaz ama kapalı savunmalara karşı açabileceğin silahların en önemli olaylarından bir tanesi de şuttur. 2'ye 1'lerdir. 2'ye 1 yapabilecek oyuncu Valbuena, o da kenarda. Çok bugün forvet arkası oynayan oyuncu da çok alışılagelmiş bir takım oyuncu değil. Birkaç hafta sonra ne olur bilmiyorum. Bir de Slimani dip yapmış durumda. Ne kadar bak, maçtan sonra röportajı bile kabul etmemiş. Okuduğum kadarıyla gazetede. Ama bir, yani hakikaten de Fenerbahçe için her maç bir finale döndü artık. Tabii, önünde çok aldım. Önemli bir Beşiktaş maçı var. Şimdi bazen rakiplerin mesela 70'lerde falan 65-75 Konya takımı bir pas yapmaya başladı. Frey'i oyuna sokarken o 3-4 dakika sürdü, o 65-70 arasındaki bir 3 dakikalık görüntü var sağ tarafta. İkiye birler falan evet, yaptılar, evet, kestiler. Evet. Orada Frey vazgeçti. Hatta çizgide Fofana... Bu kez yenilmeyeyim dedi. Ama sonra Konya'ya yaslanınca geriye, bu kez oyuncu değiştiğinde bitirmek zorunda kaldığı için Elif falan derken, hop Mehmet Topal'ı oyunun son bölümünde. Aslında Frey'i İsviçre'den getirmenin tek sebebi budur. Son 10 dakika oynatmak içindir, söyleyeyim sana. Yoksa Fenerbahçe takımında falan oynamaz. Frey 88-89 sezonunda ve daha sonraki yıllarda Fenerbahçe'de antrenmana falan çıkmaz. Frey varsa burada bu maç için oyunun son bölümünde girer. Bir tane 10 küsür tane tabii canım stoperlerin üzerine çıkacak falan. Çünkü Slimani zayıf çıkıyor. Frey vurmasa da vurdurmaz. Düşürür topu. Anlatabiliyor muyum? Ki gördük bir iki pozisyonu. Yani tam ona göre olurken bu kez hoca o 2-3 dakikalık pastan, etkili pastan çekindi. Ya ben dedim Mehmet Topal'ı yollayayım oraya. Cahil sonunda çıkıyor. Elif'i alayım oraya. Alper falan daha adet oyuncular diye düşündü hoca. Böyle bakın bir bir giden müsabakada bir oyuncu oyuna girerken ani değişiklik olmaz. Nasıl olur biliyor musun? 2-1 yaparsın. Direkt kal buraya. Elif tabii, gel. Tabii. Demek ki orada kafası karışık. Geçen hafta söyledim ya, devamlı bır 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 konuşuyor yardımcısı. Karıştırmayacaksın antrenörün kafasını fazla. Fikrini vereceksin. Ben şu anda o arkadaşımızla ilgili bir şey söylemiyorum ama 1-1 ben niye Frey'i hazırladım sokmak için? Ben spiker kardeşimizin söylediğine böyle söyleyeyim. Görmedim görüntü. Niye alıyorum? Tabii, artık ben oraya doldur boşalt gerekirse. Kaldı ki adı kaos olan futbolun önemli teknik adamlardan biri de Ersun Hoca'dır. Örnek mi? Beşiktaş maçı 3-1'den 3'e mi dönmüştü? Böyle bir şey olmuş. 10 kişiydi. Tam tersi Fenerbahçe 10 kişiydi. Ama yüksek oynayıp Bebo'ya hop ailece baskı yaparak olmuştu hatırlıyorsan. Evet, kaos. Şimdi kaos futbolu derken bunu hakaret anlamında söylemiyorum. Yok, mecburiyetten oluyor bazen. Zaman zaman Galatasaray yapıyor. Tanrı Ertuğrul Sağlam da Bursa Spor'un şampiyonluğu senedi yapıyordu. Ömer'i gönderiyordu gibi. Bunun gibi teknik direktör bu Mehmet Topal'ı yolladı. Hayır, Frey'le devam edecekti. Kafana koydun Frey'i. Niye sokuyorsun, ısıttın Frey'i gel dedin.
Git sen ama ikinci santrafor. Hocam senin söylediğin o 2-3 dakikalık orta alandaki orada, şey karıştırdı. Yani Elif'i oraya koyup biraz ama daha teknik direktör o 2-3 dakikanın eriyeceğini ve de kazanmak zorunda olduğunu bir maç bileceksin yani sonuçta. Evet. Zaten oyunun son bölümü artık Fenerbahçe üstünlüğüne geçmeye başladı ve devam etti. Sonuçta Aykut Kocaman ve Konyaspor'u tebrik ederim. Bir virgül koyalım hocam. Bir reklam arası rica ediyor Kerem bizlerden. Kısa bir aranın ardından birlikte olacağız. Evet, bir bir sona eren Fenerbahçe Konyaspor maçı sonrası hocamızın yorumlarını dinliyoruz. İlk yarı bir bir biterken 33. dakikada gelen kırmızı kart Konyaspor'u 10 kişi bırakmıştı ve 60-65 dakika bir kişi eksik oynayan Yeşil Beyazlar 40 bin seyircinin önünde Fenerbahçe'den puanı aldı. Hocam genel itibariyle Ersun Yanal'ın gelişi kuşkusuz hem taraftarda hem camiada ayağını mı gösteriyor basın toplantısında? Çok özür dilerim. Zupa gelmiş. Bakalım neler söyleyecek. Dönelim Kerem. 11 against 11 and when we get one guy less and need to play with this for around 60 minutes it's even harder but we fight together like a team and bir takım olarak birlikte savaştık, mücadele ettik onu söylemek gerekir. 11'e 11 olsa daha farklı olabilirdi ama yaklaşık 60 dakika 10 kişi oynamak durumunda kaldık. And one point. Yeah, we need to be happy about one point. We know that it's very good, a very hard game. Yet. Çok zor maçtı. Bu şartlarda bir puan için sevindirici diyebiliriz. The position with Şekirtel and you had an injury. We saw it. How could you go on for the game in the second half, especially because it's a bad one? The adrenaline take away the pain, but it's a very hard challenge for me. At least they should see it on the camera. Çok sert bir hareket olduğunu söylemem lazım. Adrenalinle aslında devam edebiliyorsunuz bu tip pozisyonlarda ama çok sert bir müdahale olduğunu söylemek istiyorum ve VAR'a da gidebilirdi. Yani kameradan da bakılabilirdi. Nereye gidecekler? Evet, devre arasında iki transferi var. Aykut Kocaman ve ekibinin Konyaspor'un. Onlardan biri Zuta. Sağdaki 3 Makedon'dan biriydi. Maçın öne çıkan isimlerinden biri evet. Zuta. Yani söylediği şu önemli hocam, onu söyleyeyim. VAR'a gidebilirdi diyor. O konuda ne düşünüyorsunuz? Sarı kart göstermeden gidebilirdi. Avantajı oynattı çünkü. Gidebilirdi. Şimdi ben açıkçası şunu söyleyeyim, benim için kişilerin söylediği sözler yeterlidir. Evet. Bu darbe, o darbe ise ki öyle diyor, evet. Kırmızı o zaman. Kırmızı olması gerekiyor. Evet. Bu... Ben darbe gelmedi zannettim, ayak yerde zannettim açıkça. Peki oradan şuna bağlayabilir miyiz? Yahoviç'e sarıyı ilk anda çıkarsa bu sefer gitmeyecek miydi yani? Yine çağıracak. Sarı o tür pozisyonlarda bazen çağırıyorlar. Şunu söyleyeyim, yani... Bu pozisyonu şu ayağı gördükten sonra o darbeden dolayı olduğu için söylüyorum. Hı hı. Kontrolsüz girip darbe de gelmiş. Evet. Kırmızı. Yahoviç'in pozisyonu. Şimdi inan 10 hakimden 3 tanesi falan atar. Onu söyleyeyim sana. Ben atmam. Gelir misin? Hadi gel. Tamam. Yatırmayacağım, merak etme. Pozisyon tam aklıma o geldi. Yatıyor çocuk diyecekler. Şimdi tamam. Biraz daha gel abi. Işık. Yerde yatan bir oyuncu. Şimdi önce faul yaptı ya orada. Evet, dengesini bozdu Sadık'ın. Şeyde ağır bir oyuncu olduğu için toparlamaya çalışıyor. Sadık ayak yerde kalkmak istiyor. Hı hı. Bu arada bu oyuncu da faulden sağ ayağında sekiyor. Ama sol ayakla bastı. Evet, tabii sol ayak orada da. Sol ayak böyle gelirken şu ayak Fırat Hoca bakmış olmasına rağmen Riva'daki arkadaş da çağırma be kardeşim yani. Bak, yayıncı kuruluşa bir ricam var. Konyaspor Antalya maçında benzer bir pozisyon var. Volkan Bayaslan VAR'a gitti. Kart dahi göstermedi hocam bak. Tekrar söylüyorum. Konyaspor Antalya maçında 2-0'lık maçta bir pozisyon var. Hangi oyuncuydu hatırlamıyorum. Muhtemelen kaptan Antalyaspor'un hak olabilir. Bir oyuncuya ama VAR'a gitti Volkan Bayaslan. Daha da böyle çarpıcı bir pozisyondu. Bu ayak Murat böyle geldi ya şimdi. Bu ayağı buradan kaçırma şansın yok. Artı bu ayakla da
hafiften böyle basmamak için böyle bir kaydırıyor yani. Evet. Ha. Bunu aslında gidebilirsin bak. Var der ki ya gel bir bak der. Benim anlamadığım da şu. Burada 3-4 dakika konuştular abi. Bunlar neyi konuştular? Bunlar merak ediyorum hakikaten. Gel bak de bitsin. Ya tamam ya, niye oyun durduruyorsun? Şimdi gitti baktı. Eğer sen o pozisyona şöyle bir resim verirsen. Bak şöyle durdurursan koyayım. Durdurursan kareyi. Böyle bakarsam ben hemen kırmızıyı çakarım. Ama sonuçta dezavantaj yaşadı Konya takımı. Ben de Şikertil'in pozisyonunda avantajı oynatırken bravo hakem dedim. Ve ben de yıllarca futbol oynadığım o darbe gelmiş olsa Allah göstermesin dönemezdi diye düşündüm. Çünkü hatırladığım kadarıyla doktor dahi istemedi. Kalktı. Zaten onu sordular herhalde. O da adrenalinle devam ettim diyordu o esnada. Ya iki tane delik gördüm resimde. Evet, resimde. İki delik tetanoz olursun yani. O an Allah korusun. Ben yine söylemiyorum. Önemli olan kişinin beyanıdır. Ama o pozisyonda da kalktı. Konya kullandıktan sonra korner oldu galiba o pozisyon. Evet. Fenerbahçe uzun oynadı. Topa kim vurdu biliyor musun? Zut da vurdu. Onun için kuşku ve şüpheyle yaşamamak lazım. Sonuçta böyle dediyse. Ama bir daha seyrettim çünkü. Diyelim ki bu darbe iki delik kadar oldu. O ayak var ya, gelen ayak. Sağ ayağı mıydı kaval kimi? Evet. Şöyle gider biliyor musun ayak? Onu görmedim. O yüzden kafamda soru işareti kalmıştı. Fakat geldiyse de kırmızı. Evet. Ama Yavuç konusunda Var konusunda da haklı eğer o pozisyon. Evet, niye gitmiyor? Evet. Öyle soruyor zaten. Varı 4 dakikada gitti şeye Yavuç. Evet. Ama orada tabii VAR'a gitmedi. VAR neden çağırmadı? Ben biraz da olaya öyle bakıyorum hani. Bazen VAR'ın çağırıp bence VAR da istedi. Bence VAR da bu pozisyonda benim gibi gördü. Evet. Benim gibi gördü. Darbe görmedi. Biraz da psikolojik şartlar da maçtan önce hakemleri biraz, ki Fırat Aydınus çok şeydir, tecrübeli bir hakemdir. Etkileyici bir ortam vardı yani. Hem basın toplantıları vesaire vesaire. Konya Spor da maçtan önce açıklama yaptı. Şimdi o özellikle Semih Bey bizim programımıza çıkmıştı. Beni aramıştı hatırlıyorsan. Tabii ki her yöneticiye bizim kapımıza çıkmıştı. Daha sonra Ali Bey'in de görüntülü şekilde devamında soru cevap şeklindeki sert eleştirilerin oldu. Konya Spor'da ya biz yanmayalım arada diye böyle bir demeç verdi. Kendilerine göre haklı bir sebepten dolayı verdiler. Gördüler ki Türkiye'de bu tür şeyler olabiliyor. Şimdi çok MHK üzerinde tartışmamamız gerektiğini bugün görebiliyoruz. Evet, değişti, ne değişti mesela? Yani görüyorsan mesela iki tane hakem, birisi Fırat Aydınus, birisi Ümit Hoca. Bir tanesi Hüseyin Hoca. Üç tane çarpıcı şeylerden bahsediyor. Örnek. Gidip bakıyorsunuz yani. Bir tanesi bakmadı da. Evet, bakmadığı için evet, orada şey. Baktığın halde de böyle kararlar veriyorsunuz. Bakın tekrar söylüyorum. Şu pozisyonu ayıptır ya, bu oyuncu atılır mı demem. 10 hakemden 3'ü de Fırat Aydınus ve VAR'ın hatasını yapar. Anlatabiliyor muyum? Şu fotoğraftan çakar kırmızıyı. Evet. Bak tekrar söylüyorum. Bunun gibi çok kırmızı kartlar göreceğiz biz. Ama bu pozisyonları lütfen ayırt etsinler bakın. Bunu işte futboldan anlayanlar... Geçen hafta Ekici'nin pozisyonu var bir de. Yani hani Ekici'nin sakatlanması... Bak, Ekici'nin pozisyonu faul oluyor. Şamil'in pozisyonu evet, kırmızı evet, falan değil. Ekici'nin pozisyonu Şamil kırmızı falan değil. Hayır, hep acaba kafalarda maksimum, bunlar mı kalıyor? Maksimum acaba? Sarı karttı. Şamil topa dokunduktan sonra ayağına basıyor. Evet. Ayağına basmaya kontrolsüz gitmiyor. Evet. Anlatabiliyor muyum? Şanssız. Tıpkı solda doğru, doğru kart olduğu gibi. Kırmızı değildi, sarıydı veya faulde en fazla. Evet. Önce top sonra çarpıştılar evet, hatırlıyorsan. Ama bu kriterleri, bu daha hassas konu bak. Bu da fotoğraf kırmızısı. Şimdi Fırat Aydınus hangi açıda, şu açıda görürsen, yani bunu insanın sonuçta o ağır vücut nasıl ayağını kaldıracak yani? Onyekuru var çabuk. Böyle geyik gibi evet, diyor değil mi? Tavşan gibi. Ceylan gibi. Ceylan gibi. Evet. Güzel oldu. Ben niye bulamadım şu ceylanı? Ceylan gibi gidiyor. O bile ayağını kaçıramazdı. Emin ol kaçıramazdı. Ve çok tabii söylediğin çok doğru hocam. Yani resime baktığın zaman çok farklı görüyorsun ama orada o bir saniye içinde gelişen bir olay. Şimdi Cahilson'un pozisyonunda da kafaya, ben Cahilson'un kaleye doğru giderken topa yetişme şansım yok. Bir oyuncuya baktı o, dikkat ediyorsan. O ara yine gündemdeki sol bekimiz kafaya çıktı. Hatırlıyorsan. Ama kural diyormuş ki, bak ben demiyorum.
değemezsin buraya değil mi? Yani herhangi suratına falan değemezsin. Ama ben de hakem ben olsaydım vermezdim. Kural penaltı diyormuş ama onu söyleyeyim. Ben hakem olsaydım vermezdim. Aykut Kocaman'ın söyledikleri ekrana yansıyacak. Çok yanlış bir kırmızı kart var ve verilmesi gereken bir kırmızı kart verilmiyor. Maçın tüm dengeleri değişti. Şunu anlayamıyorum. Yukarıdan söyleniyor, geliyor ve bakıyor. Diğeri için neden bakmıyorsun? Gel bak ve değilmiş de en azından. Fenerbahçe karşısında maçın bir saate yakın bölümünü 10 kişi oynamak çok zor. O yüzden çok fazla konuşmanın anlamı yok. Oyuncularım canla başla mücadele etti. Herkes son zerresine kadar her şeyini vermeye çalıştı. Tüm oyuncularıma yürekten kocaman sevgiler. Demiş. Bu kadranı zorlama konusunu farklı bir şekilde ifade ediyor Aykut Kocaman. Kadran yani. Derken? Hani 161'i zorluyor diyorduk ya, o da diyor ki son zerresine kadar evet. mücadele ediyorlar demiş. Kocaman sevgilerle de bitirmiş bu. Yani her ne kadar hakeme serzeniş etse de bu şartlar altında. Serzeniş Fenerbahçe'de oynaması, Fenerbahçe'de gol kurulması, Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşayan bir teknik direktörü veya futbolcu olması bu tür eleştiri yapmayacak anlamına gelmiyor. Gelmez tabii. Tabii ki o Fenerbahçeli'ni de etkilemiyor. Sonuçta bir profesyonel bir teknik adam ve Konyaspor'un teknik direktörü. Belki de sosyal medyada sallayan da olacaktır. Yani bak sen nasıl söylersin falan diye. Daha önceleri de yaşadık. Serzenişte bulunmaması hata olurdu. Tespitleri de yanlış değil. Evet. Konyaspor reklam arası. Peki tamam. Reklam arasından sonra soracağım Konyaspor'la ilgili bir soru hocamıza. Evet tam araya giderken hocam Konyaspor'la ilgili de şunu söyleyeceğim. Yani son 3 haftayı 0-0, 1-1, 1-1 ile geçti. Şu anda 5. sırada 34 puanla. Yani bu Fenerbahçe maçını bir ayırırsak yani Bursa'yı da Malatya'yı da yenebilirdi. Yani Aykut Hoca'nın takımı zirveye ortaktı. Konya'da İnanılmaz bir çıkış. Konya'da da katılmıştı. Ya ne istediğini biliyor, hocaların da ne istediğini biliyorlar. Takım mesela, istediği bir takım mı? Mesela onu bilemem, onu bilemem. Bu konularda çok paylaşan, yani benimle değil, genel anlamda konuşmaz. Evet. Konuşmaz. Şimdi mesela Volkan var ya, Fındıklı mı söyledi, neydi? Fındıkçı, fındık, o tip oyuncular Allah demişlerdir, geliyor hoca. Baba geliyor diyorlardır. O tip oyuncuları sever hoca. Mesela enteresan, bugün sahanın Konya adına en iyi oyuncusu olarak nitelendirdiğim Fofana, hocayla daha önce çalıştı hatırladığım kadarıyla, pek oynatmıyordu onu. Fakat evet. O Fofana'dan eser yok, kuvvetlenmiş bu Fofana. Çok istikrarsız da, hatta biz konuşmuştuk evet, Fofana'yla. Evet. İstikrar, oyun içinde bile istikrarı yok şeklinde. Ama bu sezon iyi oynuyor. Peki tekrar Fenerbahçe'ye dönersek, gelecek hafta çok kritik bir hafta aslında hocam. Tabii haftaya Ankara Gücü kendi evinde 1-0 kazanırsa, evet. 3 puan Fenerbahçe kaybederse Beşiktaş'a, 3 puan düşme hattının üstünde arası fark. Ve ikili Bursa var galiba bir de. İkili averajda da İstanbul'da yani kazanmışlar. Yani tekrar Beşiktaş maçından sonra bir sarsıntı var. Olabilir. Olabilir yani, stres olur yani, o anlamda stres olur. Evet, gelecek hafta bir de Beşiktaş'ta şimdi 3 maçtır kazanarak hele şu tablodan sonra çok daha moralli olacak kuşkusuz. Tabii yani o maçın Fenerbahçe'de ama... Peki Zenit etkiler mi? Yani UEFA yolunu bunu etkiler. Kazanmış olsa farklı, bir de skor da 1-0 olduğu için yani tabii ki turu isteyecektir. Hangi kadroyla gideceği de önemli yani şimdi yukarı tükürsen bu, ilk aşağı tükürsen sakal oldu şimdi. 1-0 oldu maç. Şimdi hocanın maçtan sonra demeci neydi? Bugünleri hatırlamayacağız daha. Çok kısa bir zaman sonra dedi. 1-0 kaybedersen Beşiktaş'a ligin 10 hafta kala hatırlamış olacağız. Tabii. Sondan 3. oluyor. Yani Ankara Gücü kazanırsa bir de 3 puan beraber fark oluyor bir üst süre. Hakikaten zorlu bir tablo oluyor. Erzurum kimle oynuyor bu hafta? Erzurum hemen bakıyorum. Sahasında Sivas'la. Dolayısıyla yarın 13.30'da yarın kazanırsa Ankara maçından çıkacak her skorda en altta evet, yine düşme hattına dönüyor evet. Sarı Lacivert takım. Tabii Beşiktaş maçının kaybedilmesi durumunda bu. Evet. Yani sonuçta oynanmamış hiçbir maçın
hesabını aslında yapmamak lazım. Aslında bu dört eksik cezalar dönünce, cezalılar dönünce işte Isla, Soldado. Bugün kulübeye de baktığımızda aslında seçenek, opsiyon yani Berçim, bayağı geniş bir kadro Berçim, var. Yani Ersun Yanal tecrübesinde bir teknik adamı. Tolga'yı sanki maç oynar formdayken aldık zannetti. Kayseri'de maça başlaması falan fiziksel anlamda mümkünatı yoktu. Ben yıllarca futbol oynadım ya. Ben en son Vodafone Park'ta sakatlandığı maçı izledim 25 Ekim. Tabii Ekim. 25 Genk maçını izledim. Kasığı çekti falan bir şeyler oldu. Sonra Şanlıurfa da seyirciden tepki olmuş çıkardı. Öyle oyuncu yani dışarıdan futbolculuk zor artık. Yani böyle koşmayayım etmiyor öyle bir şey kalmadı. Ve hemen forma verdi hoca. Ve kaldıramadı. Bak kasık gitmiş ısındırırken. Evet. Yine yavaş 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 yavaş. Nasıl ki daha böyle toparlaması kolay olan Kagawa. Evet. Onu da bak yavaş yavaş hazırlıyor. Dakikaları artıyor. Tolga'ya hemen verdi. Çünkü pas yapayım diye düşündü ama hazır vücutta pas yapar. Moses'ı mesela öyle hazırladı. Moses evet. Değil mi? Evet. Giderek çıkıyor fizik kalitesi. Evet. Bugün nasıl buldunuz Moses'ı hocam? Biraz sanki kalabalıkta sıkıntı yaşayacak. Oyuncu kendisi tercih yapacak. Kalabalığa girmeyeceksiniz o zaman. Çizgiye atacaksınız kendinizi. Çünkü topu aldığı zaman yetenekli. İçeriye de dışarıya da çalım atabiliyor. Valbuena'nın sol taraf alışkanlığı olduğu için genelde sağda oynuyor. Aslında Dirar'la oynamak bir avantajdır. Sürekli tempolu ve deparlı geldiği için. Ama ikinci kez falan oynuyorlardır belki yan yana. Oyundan çıkması doğru mu yanlış bilmiyorum ama Alper mesela offside olmamış olsa bak iyi yaptı falan mı diyecektik bilmiyorum ama ben her türlü oyuna Frey'i sokardım. Beğenmediğim Frey'i sokardım. Tabii doldur boşalt evet, 10 dakika. Isla döndüğünde mesela Vodafone Park'ta acaba yine Isla Dirar'a mı dönecek? Aynen öyle. Yani. Moses'ı tercih etmez herhalde orada değil mi? Belki sola koyar bilemem. Zenit maçı var çünkü. Zenit maçında kim oynatacak? Yıpranan oyuncular olabilir. Valbuena'yı tercih eder mi? Biz Zenit'i geçelim de Muratçığım onu da konuşalım. Peki o zaman Zenit'i konuşalım hocam. Konuşalım. Ne olur siz %50-50 dediniz dün ama ya 51 değil mi? Yani 1-0 güzel benim misin? Gönlümden geliyorsan %100 olsun. Ben keşke. Öyle diyorum ama Zenit'in son yarım saatin özellikle de Rus milli takımda santrafor oynadığı için kenarlara gelip şişirdikleri zaman ve yanlış eşleşmişlerdi. Skertel değil de Sadık ki başarılı oldu ama Zenit takımı da ele az gün iyi oyuncu olan bir takım. O yüzden 1-0'lık avantajlı bir skor. Tabii ki avantajlı bir skor. Gönlüm %100 demek geliyor. Ama şimdi kafalar öyle karışık ki kulübün. Yani yukarı tükürsen, aşağı tükürsen tabii. Sakal misal dedim ya. Kadronun genişliği bir avantaj. Tolga yok. Mehmet Ekici'nin durumu belli değil. Kimle oynayacağını bilmiyoruz o yüzden. Yorum yapmayayım yani. Evet aslında Fenerbahçe'de havanın o reklama girmeden önce onu söyleyecektim. Yarın ve pazartesi oynanacak maçlar da önümüzdeki haftanın seyrini de değiştirecek. Beşiktaş Adana'da da değiştirecek. Tabii. Yani rakipleri herkes puan kaybederse. Hocalar beni rakipler ilgilendirmiyor diyor ama. Yanına. Hocalar dünyanın en büyük şeyi ya. Şehir efsanesi ya. İlgilendirmez mi Allah aşkına? 5-0 yendi Beşiktaş diyelim. Veya Galatasaray 5-0 yendi. Pazartesi seyretmesinler Başakşehir maçını öyle mi? Olur mu hocam? Evet. Şimdi 6 haftalık lig performansı aslında çok iç açıcı değil yani. Bunu da kabul etmek lazım. Ersun Hoca'nın. Arada yani. Bir de kupada gitti. Tabii kupadan elendi. İkincilik. 6 maç 4 içeride, 2 dışarıda oynadı. 9 puan aldı. Evet 18 olası puanın 9'unu aldı. Mesela içeride. Koku daha kötüydü aslında. 7. Koku 7 puan aldı. Ama o 4 deplasman yaptı. Ha, burada 4 içeride vardı ligde. Ersun Yanal'ın söyledikleri. İlginç bir maçtı. 40'a yakın yan top oldu. Rakip merkezi 9 kişiyle savundu. Biz de sıkışıklıklardan dolayı yaratamadık. Bazı oyuncularımızın geçişleri tempolu yapmaması öne çıktı. Ama yine de golü bulmamız gerekiyordu. Telaşla aceleyi biraz birbirine karıştırdık. Bu oyunun sonucunu almalıydık. Alacak şansları da yakaladık. Rakip bu konuda iyi bir takımdı, geçemedik. Bizim oyuncularımız bunlar. Bunların içinden takım çıkarmamız lazım. Her seferinde bir kişiye takılı kalırsak işler zorlaşır.
Bunların hepsi çözülebilecek meseleler ve biz de bu meseleleri çözebileceğimiz gibi duruyor. Bir geriye alabiliriz. Çözebileceğiz gibi duruyor. Bir geriye alalım mı? Bir geriye alalım diyor hoca. Var mı başka sayfa Keremciğim? Yok, tamam. Bu arada bir kişiye takılı kaldık. Slimani'nin eleştirilerine karşı söylemiş hoca. Yani bizim oyuncuları bunlar. Bunların içindeki takım, bunların içinde dediğin takım ikincinin lideri olacak dediğin takım ama. Öyle değil mi? İki maç beraberlikten sonra devre arasında bunu söylediğiniz zaman o zaman bu olmuyor. Evet, biraz çelişiyor bu söylediğin. Çelişiyor anlamında söyledim tabii. Evet, Slimani hakkında söylemiş onu bir kişi. Tabii Slimani'nin de sonuçta iki tane santr, üç tane santrforundan bir tanesi. İşte Kovarejma'da da aynı problem oldu. Yani yutkunmadı kimse. Şenol Hoca da yutkunmadı, Ersun Hoca da yutkunmadı. Çünkü futbol enteresan, transferler daha da enteresan. Son dakika olmadı, gitmiyorum dedi oyuncu. Böyle bir durum oldu. O zaman ben de onun için diyorum ya, psikolojik olarak, mental olarak hazır olanla oynatır ama Zenit maçı kafasında planlamada lig daha önemliyken oyuncu tercihleri farklı hale geldi. Kaç maç oynattı Valbuena'yı hoca, Ersun Hoca? Bakarsan görürsün, o kadar oynatmadı. Peki hocam, Zenit maçındaki havayla lig maçındaki hava, yani UEFA Avrupa Ligi'nde sanki daha rahat ve ya herkes için söylüyorum, sadece Valbuena için değil, daha güvenli, ayaklar daha yere basıyormuş gibi. Yani bunun sebebi ne sizce? Veya siz böyle bir şey hissettiniz mi? Bakın, zaten kafasında olmayan Slimani'yi yollamayı düşünüyorsa bir antrenör, Frey'i de herhalde Ersun Hoca'da nasıl bir oyuncu olduğunu bilmesine rağmen Soldado'yu transfer de yapılmadı. UEFA kadrosuna yazmıyorsa UEFA'yı demek ki fazla düşünmüyordu. Doğru mu? Evet. Bu kadar basit. Evet, ikinci plan. Bu ikinci planda olduğu için bu 11'le çıkmıştı Perşembe. O da iş yaptı. O zaman bu pazara, cumartesiye yansıdı. Perşembe derken salı, pardon. Evet, salı akşamı. Yani hafta arası. Hafta arası. Hafta arası. Bir son reklam aramız var. Son bölümde tekrar birlikte olacağız. Canlı görüntüler yansıyor bu arada Kadıköy'den. Evet sevgili seyirciler, yarın Kasımpaşa Galatasaray maçının devre arası ve maç sonunda %100 futbolda Rıdvan Dilmen'le birlikte karşınızda olacağız. 22. haftada Fenerbahçe maçın yaklaşık 65 dakikası bir kişi fazla oynadığı maçta sahasında 40 bin seyircisi önünde bu akşam Konyaspor'a puan kaptırdı ve gerçekten Beşiktaş maçına giderken görüntülerde de izlediğimiz kadarıyla biraz moraller bozuk sarı lacivertli takımda. Bu akşamlık bu kadar. Yarın akşam yine bu haftanın çok önemli maçlarından birinde Kasımpaşa Galatasaray mücadelesinin yorumlarıyla hocamızla birlikte karşınızda olacağız. İyi akşamlar, iyi hafta sonları. İyi akşamlar. İddianın sunduğu %100 futbol sona erdi.